Men yestagfirun yufafirun. Kim af isteyecek de bağışlayayım. Onun için bağışlanmak istemek lazım. İsteyeni bağışlıyor kurban oldum Allah'ım ya. Bunu yani niye af olmayacağız? Ramazan'da af olmasak ne zaman af olacağız? Hemen namaza söz verelim. Oruç tutmuyorsa tutmaya başlasın. Hani mazereti yokken. Hastaysa hastalığı geçmemiş. Nasıl tutacak? Hamiledir, loğusadır işte neyse zor durumdadır. Loğusa zaten 40 gün e, nifas halindedir. Tutmuyor. E fakat e, hamile de... E, ...tabii ki çocuğuna zarar verecek, kendine zarar vermesi demek... ...çocuğuna zarar verecek. Bunlar mazeretten sayılır yani. Sonra... ...güne gün tutar. Yani... ...Ramazan'dan sonra çocuğunu da işte emziri falan biraz kendine geldiği zaman sağlığı saati... ...ondan sonra zaten Ramazan en fazla... ...30 gün oluyor. Bu sene zaten 29 çekiyor. 29 günü kış günleri zaten iftar 5'e çeyrek kalaya kadar düşüyor. Yani insan... ...ne olacak yani... ...kış günlerinde... Kalkıyorsun zaten akşam oluyor. Efendim e, orucunu tutmalı tabi. Biliyorsunuz adet hallerinde de oruç tutulmuyor. Ramazandan sonra güne gün kaza ediliyor. Loğusalıkta da aynı kaza ediliyor. E, bir insan e, ben hamileyim veya hastayım diye de tutamadıysa e, iyileştiğinde mutlaka güne gün kaza diyor. Hastalık hiç geçmeyen bir hastalıksa yani e, işte ağır kanserdir, ağır şekerdir, efendim insülüne müptela gibi ya e bu gibi durumlarda zaten fidye veriyor o zaman onun çünkü geçmesi şu anda beklenmediğini. Keşke geçse de geç, geç, geçse geçen geçen ayların tümünü tutsa yani insan sağlığı da kavuşsa niye tutmasın? Bedenin zekatı, sıhhatin zekatı savundur, oruçtur yani ama tabii ki bazı hastaların şu anda önümüzdeki günlerde, aylarda geçme ihtimali yoksa o zaman Ramazan'da fidye veriyor yani. Şu anda fidyelerde herhalde 11-12 lira. Fitre de öyle. Yani 12 lira falandır hemen hemen. Ya sen 15 ver en azından yani. 15 lira. Yani 15 lira uygun mesela. Fidye verecekler için mesela oruç tutamadı günle gün. Ama sen zaten efendim adet günlerine tutamadım diye fidye verilmez. Ha, o borçtur tutacaksın. Onun fidyeyle alakası yok. O sonra Ramazan'dan sonra zaten temizlendikten sonra yine Ramazan devam ettiği için o mecbur Ramazan'ın günlerini tutuyorsun. Ramazan'da onu kaza etmen mümkün olmadığına göre Ramazan'dan sonra e, güne gün kaza ediyorsun onu. Adetin işte 10 güne kadar en fazla gider. Diyelim 10, 9, 8 geriye doğru gider. 3'e kadar düşebilir ama bu noktada sen onu güne gün tutacaksın. Onda fidye olmaz. Efendim ben e, maç yapacaktım da bugün tutamadım fidye vereyim. Yok ben imtihana girecektim bugün. Öyle bir şey yok. Zaten öyle maçtan sebep, imtihandan sebep tutma müsaadesi de yok. O Allah muhafaza günü. Kebairlerin en büyüğüdür yani. Ona hiç müsaade yok. Ama ne yapacak? E ne yapacak? Yine de işte hem tevbe edecek bir yandan hem de tutacak yani. Güne gün tutacak tabii o da çünkü niyet etmemişse. Güne gün tutuyor. Ama hiç kefareti olmayan bir şey de onun için yani. O ayrı bir şey. Veyahut efendim e, çatıyor da işte efendim e, zaten bütün Ramazan öyle denk gelen olur. Bu sefer tutamamış 30 gün. E yine onda fidye olmaz yani. Çünkü o iyileşecek yani. İyileşecek, kan hali geçecek. Ondan sonra işte çocuğunu emzir falan biraz kendine geldikten sonra tutar. Tutacağı için onda da fidye olmaz. Ama oradan bir hastalığa kapılır da o hastalığı geçmez de e, tutamayacak hale gelir Ramazan tabi. O ayrı bir şey. Cuma geçen sen fidyesi ne versin. Bunlar ayrı ayrı konular. Birbirine halt etmeyelim yani. Karma karışık etmeyelim işi. Efendim Hastalıklarda da öyle üç, iki günlük, üç günlük acile kalkmış, işte bayılmış, olmuş, bu olmuş falan. E bu gibi şeylerde e, fidye verilmez yani. Çünkü Ramazan Şerif'ten sonra hemen güne gün tutabilir. Bunlar sabit hastalıklar değil. Ne diyorsunuz ona işte? Kronik mi diyorsunuz bilmem. Öyle hastalıklar var ve Müslüman bir doktor da tutamazsın. Mümkün değil. Tutman iyi değil yani. Caiz değil yani. Vücuduna zarar verirsin diyorsa o hastalar ancak tutamayabilir. Onlar da fidye verecekler. İşte fidye de 12, 11,5 işte 11 buçuk liraysa da yani 16 mı oldu bu sene? Ha şey demek bayağı bir enflasyon, devalasyon gitmiş ya. Geçen 11 buçuktu. Ben öyle hatırlıyorum geçen seneyi. Yani bilmiyorum geçen seneyi de mi yanlış hatırl hatırlıyorsam onu da zannetmiyorum ama 16 lira e, olarak açıklamışlar. E, demek ki Bayağı bir buradan da anlayın yani. Çünkü bu neye göre? İşte buğdaya göre, hurmaya göre. Anladın mı? E, buradan da enflasyon, devalasyonun şeyini hiçbir şey lazım değil. Buradan bile anlayabiliriz. Fitrenin, fitre neyse fidye de odur yani. Aynı şey değil. Fitre herkes verecek. Fidye, oruç, hastalığından oruç tutamayan fidye verecek. Aynı şey değil de rakamı aynı şey. Yani fitre 16 liraysa en azı, en düşüğünü konuşuyoruz. Yükseğinin hattı yok. Ben 160 lira vereceğim yani. Ver. Ben 1600 lira vereceğim. Ver. Ağanın eli tutulmaz. Yani istediğin kadar ver. Femen tatava hayran Fevü hayrulle Hayrını artıranın sevabını artırın buyuruyor. Onun için daha hayırlı olur. Yani istersen ben işte efendim gününe bin liradan oruç tutamamış hasta adam zengin. Gününe bin lira vereceğim. 29 bin lira vereceğim bu sene. Ver. Onda bir şey yok. O çok sevabını artar. Fakir kazanır en Ama en düşüğü 16 TL. 16 liradan aşağı düşemez yani fitrede fidye de fidyede. Ona göre efendim hareket edersiniz. Yani bunları niye söylüyoruz? Ramazan-ı Şerifin bizden şikayetçi olmaması için bize dava açmaması için bize kasımlık yapmaması için af olmanın, mağfiret olmanın çaresine bakacağız. Bir an evvel günlerimiz var. Sayılı günlerin de sayılı günleri kaldı. Zaten Ramazan'ın toplanına Kur'an-ı Kerim'e yemin sayılmış günler diyor. E şimdi bunda önümüzde 10 gün, 11 gün bir şey var. Bir an evvel Allah'a dönelim yani. Yoksa Ramazan-ı davacı olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kurtaramaz yani.